Selamünaleyküm. Merhaba dostlar. Age of'a devam ediyoruz. Rusya bölümüne gelmiştik. Buradan devam edeceğiz ama bu ilk iki seferi, ilk iki şeyi, adını sen söyle, campaign'i kolayda oynamıştık. Hani 4 seviye vardı. Kolayda oynamıştık. Orta seviyeyi bir deneyeceğim. Bir deneyeceğim. Bakalım nasıl olacak. Hani Normanlarla işte Fransızları kolayda oynamış olduk. Bu arada kolay da değil aslında, orta seviye derken yemeği geldi onun. Biz devam edeceğiz. Moskova'nın yükselişini bu şekilde oynayacağız. Bakalım nasıl bir oyunculuk bizi bekliyor. The Rise of the Moskova'nın yükselişi. Hadi bakalım. Azıcık ben de duyayım, sesi açtım. Today, Moscow is a metropolis of over 11 million people. 11 milyon. But 800 years ago, it was a small village on the banks of the Moskva River. A modest settlement surrounded by simple wooden defenses. It gave little indication of its future greatness or its ability to evolve. Abi yemeği aldıktan sonra aşağıda kapıyı aç ona. Moscow was frequently attacked and destroyed. Yet each time, it rose from the ashes, stronger and better defended. Its first real test came in 1238. This time, they faced a new enemy, the Mongols. Fort City, bu ara Kıvanç evden kaçmış da. Ege onunla uğraşıyor şimdi. Largely unaware of the growing threat in Central Asia. Genghis Khan, founder of the Great Mongol Empire, had conquered most of the Asian continent. His descendants continued his work to expand the empire. His grandson, Batu Khan, led the armies of what would become known as the Golden Horde. Their goal, to extract money from principalities they conquered. One by one, states in the region, known collectively as the Rus, fell to the Golden Horde. Moscow was next. In 1238, the Mongol Golden Horde surrounded Moscow and besieged its wooden walls. It would only hold out for 5 days. Moscow burned. That could have been the end of its story, but the people of Moscow were resilient. They would not give up their home or their control of the Moskva River, an important trade route. They began to rebuild and strengthen Moscow's defenses. Yet one question remained. Would the terror return? Çıktın mı dışarı? Şey, müsait olunca bir su geçsene bana. Bu ara video güzeldi. Moskova'nın başına gelenleri anlatıyordu. Moğol terörü diyor da yani. Arkadaş, ben de bunda tavım ya, böyle tek taraflı anlatıyor. Hristiyanlık tarafından anlatıyor. Moğol akıncıları Moskova şehrini yerle bir etti, ancak metanetli Moskovalılar evlerini yeniden inşa etmeye kararlıydı. Bu kez öncekinden de güçlü olacak şekilde. Hadi bakalım. Dediğim gibi bir tık zorluğu arttırdık. Bakalım nasıl oynayacağız. Ya bunda çünkü öyle bir StarCraft'taki gibi mantık yok, giderek zorlaşan. Şeyi hep seçiyorsun, zorluk seviyesini. 4 seviyenin hani 1, 2, 3, 4 diye düşünün. 2'de oynuyorduk. 3'e çıkardık işte. Öyle düşünün yani. Hani bu 2 şeyi de, campaign'i de bunda oynamaya çalışacağım. Yalınız yüklenemedi ya. Su içeyim bari bu sırada.
Oh, soğuk su iyi geldi. Yalnız bayağı yüklenemedi ya. Genelde bu kısımları çabuk geçerdik ama. Moscow faced certain ruin as Mongol raiders burned their way through the wooden city. With no other Rus coming to their aid, it was up to the people of Moscow to drive away their attackers and beat out the flames. Bu ne lan? Şehir merkezine ayakta tutsak yeter şu an değil mi? Metanetli Moskova halkı. Hadi bakalım görelim sizi. Remaining Mongols were driven away by the tenacious Muscovites. Şimdi öncelikle av kulübesi mi? Ben nasıl bir yerdeyim ya? Onu çözemedim şu an. Bayağı kötü bir yerdeyim ya. With the Mongol raiders repelled and the fires extinguished, the Muscovites began rebuilding. The Muscovites knew that they could rapidly construct buildings out of wood, and so gathered what they needed from the forest. Evet, değişik bir başlangıç oldu. Hiç beklemiyordum böyle bir şey açıkçası. Ne yalan söyleyeyim. Sekiz köylü üret ya da bul ne demek lan? Bul yani bir yerde bunlar. Şimdi evet, ufak ufak toparladık bazı şeyleri. Yapılanmaya geçebiliriz. Da bu kötü oldu ya. Huh?
moribundo. Hemen okçu üretimine başlamam lazım diye düşünüyorum. Ahşap hisar diyor. Kardeş bunu böyle içeri dışarı bir yere yapamıyoruz mu? İlla bu şekilde mi takılmak lazım? Madeni nerede kasacağız? Benim bir yerden maden kasmam lazım ya. Maden bulmam lazım. Yani çağ atlayabilmem için ya da bilmiyorum, belki de gerekmiyordur. Şöyle tamirlerimizi yapalım. Odun da çok az kişi var. Ne oluyor lan? Moskova Nehri'nin alt kısmından gelirler diye düşünüyorum. O yüzden şuralara bir bakacağım. Çünkü yani bilmiyorum, belki de ben yanılıyorumdur da altın lazım bana nihayetinde. Surrounding Moscow provided an abundance of resources, but danger lurked within. Predators stalked in the shadows looking for an easy meal. Several villagers had fled during the Mongol attack, and some were still in hiding. Ne işe yarıyor çok merak ediyorum açıkçası. Şurada bir kapı daha var. Ha, şu öncü sayısını arttırayım istedim biraz. Ölmesinler şeye diye. Kaç altın gerekiyordu bana? 200. The fleeing villagers had taken refuge in forest hunting cabins. Here, the Muscovites could bring valuable animal pelts, which provided them a good livelihood. As the city rose from the ashes,
The Muscovites would lay the foundations for a unique fortified complex. This iconic structure would be known as the Kremlin. Ha direkt seçmeme müsaade etmedi yani direkt var olanı şey yapacak. Dışarıdaki hayvanları kestikçe altın elde ediyoruz. Taşı bulduk. Ne diye bağırıyorlar acaba? Kaydediliyor, kaydet bakalım ne oldu acaba? The once unassuming village of Moscow had been rebuilt as a city poised for growth. But to protect the city from further Mongol raids, it would need a fierce military and a strong defensive perimeter. The Muscovites knew that the terror from the steppe could return at any time. İyi, hiçbir şey yapmadan güzel altın topladık ya. Ama yani. Ben orayı temizlemiştim yahu. Boştaki işçiler ne yapıyor? Şurada iki tane boşta işçi var. Bunları having been caught off guard by the Mongols before, the Muscovites knew they could come under attack at any moment. Strong defenses would give them a better chance of protecting their city. Market yaptık zaten yani. Thank you.
Oğlum vursanıza şunu. Oğlum oraya işçi çekemem ben ama şu an ya. İşçi diyorum. Oğlum son köylü kampı nerede lan? Bana öncü bastıracaklar ya burada. Şu 5. kampı da bulmak istiyordum yani ben. Bulamayacağım demek ki. Nerelere gitmedik? Her yere gittik işte. Bu taraflardan o zaman. Şunu kurtar da yanmak. Ne kurt varmış be birader bu coğrafyada da. Vallahi billahi ya. Kurttan bezdim yemin ediyorum. Yapıları yaptırdı bize. Değil mi? Yani biraz daha yapmamın bir zararı olmaz diye düşünüyorum. Dış kısımları mı yapalım? Böyle dış kısmı yapalım. Dış kısımları yaptırıyor çünkü. Buradan çok gelen oluyor ha. Moğol saldırısı geliyor demen hiç hoş olmadı biliyor musun? Daha bonus objektifi yapmaya çalışacaktım.
Словно доброе. Коде нам идите. Доброе. Лук готов есть. Офигеть. Чего делать надо? Nasıl yeterli kaynak yok? Bir orman yediniz ya. Seçemiyorsun. O taraftan mı geldi? Bence yeterli şu anda ama bu tarafa çok avandık ya. Arka taraftan gelirlerse sıçtık yani, hani net söyleyeyim. Hearing the foreboding beat of the Mongol war drums, the Muscovites braced themselves for another raid. Evet. Duyuyorum Moğolların gelişini. Bu kadarcık mı Moğol geldi? Oğlum beni korkuttunuz, Moğollar geliyor, Moğollar geliyor diye. Yalnız hemen cevap gelmesi. Yok, oraya gitmeyeceğim. Kalabalık gelmişler.
Şurayı alabildik mi acaba? Temizleyebildik mi? Ne kadar savunacağım acaba? Hey. Geldi. The Muscovites had successfully defended their newly built city against the Mongol raid. Now that Moscow could defend itself, its rulers looked to expand their influence into new territories. Yes, das Dingo. Bakalım. Atlı okçular. Hisar'dan şehre. Evet. Atlı okçular başımıza bela olduk. Devam et demiyoruz. Zorluk orta seviye. Lütfen. Lütfen. Sefer modundan çık. Evet. Çıkacağız. Moskova'nın yeniden kurulmasını oynadık. Haraç bölümüyle bir sonraki bölümde devam edeceğiz dostlar. Kendinize iyi bakın şimdilik. Görüşürüz. Hoşça kalın.